Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Kocaman merhabalar. Merhaba. Ne yapacağımızı merak ediyor musunuz çocuklar? Ben bugün pilavda hamurlardan mantı yapacağım. Evet, Rüya bugün pilavda hamurlarıyla mantı yapacak. Peki Rüya niçin böyle başını kapattı, saçlarını örttü biliyor musunuz arkadaşlar? Rüya anlatmak ister misin arkadaşlara? Çünkü yemek her zaman öyle olur. Hayır. Çünkü aslında doğru söyledi. Pardon. Şimdi Rüya hani mantı açacağı için yemeğe girmesin diye. Evet, hani anneleriniz bazen yemek yaparken saçlarını böyle kapatıyor ya bone veya başörtüyle. Evet. İşte bu saçları çorbaya gelmesin diye saçlarımız. Evet. Ete falan, çorbaya falan. Yemekten içine saç düşmesin diye, değil mi anneciğim? Ama Rüyacığım, burada sadece bizim oyun hamurlarımız var. Bir şeyler eksik. Hadi gel gidip odadan alalım. Fırla 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 fırla. Evet arkadaşlar, şimdi odadan gidip şunun içerisinde bir şeylerimiz vardı. Pardon Baby Alive'cim, seni şuraya alacağım. Evet, bunu al bakalım. Bebek arabasını al. Komple onu getir. Rüyacığım onu getir. Heh, dondurma benim falan. Benim bu ilacım. Evet anneciğim, onu koyabilirsin. İlacım benim. Evet. O bebek arabasını da getir. Dondurmaya da işimiz yok Rüyacığım, biliyorsun. Heh. Arabaya ittirebilirsin istersen. Rüya. Bu benim ilacım, bunu da alacağım. Tamam anneciğim, getir arabayı Rüyacığım. Çünkü o benim ilacım. Tamam. Hastayım. Hadi getir bakalım. Onu yanımıza alacağız çünkü arkadaşlar. Onunla bizim işimiz var. Heh. Şimdi onun içerisindeki mutfak eşyalarını çıkartacağız. Rüya, bir de bir şey daha unuttuk. İçerideki küçük mutfağı getireceğiz. Arkadaşlar ben onu alayım şöyle. Bir saniye sizi bekleteceğim. Burada görmüş olduğunuz mutfak setini getireceğim ama bu setin biraz eksik parçaları var. Nerede olduğunu sorarsanız ben bilmiyorum yani. Rüya biliyordur umarım nerede olduğunu. Değil mi Rüyacığım? Hatta şöyle şuraya koymak istiyorum. Bunun fırınında çünkü makarna mantılarımızı pişireceğiz. Rüya! Uyudun mu Rüya? Hadi kalk kalk. Mantı yapacağız daha. Rüya da. Ne yapıyorsun Rüya? Uyudun mu? Rüya da. Rüya'ymış. Hadi şuradan oklavanı çıkart bakalım. Bu anne, ben de Rüya değil zannettim. Anladım. Ben de bir an duyacak kalmıştım. Evet. Ya. Bunun içerisinde ilaçım. İlaçlı bir işimiz, ilaçım. Bir işimiz yok Rüya. İlaçlı bir işimiz yok ki anneciğim. Anneciğim sen mantı yap, ben de kendimi iğne yapayım. Ama mantıyı sen yapacaktın. Ben bilmiyorum ki mantı yapmasını. Bu benim sen öğrenmiştin. İlaçım anneciğim. Şimdi bu ocağımızı da koyalım arkadaşlar anneciğim, buraya. Anneciğim size bir şey anlatacağım. Bu benim özel ilaçım. Özel ilacın mı? Evet. Çünkü ben hastayım. Tamam. Hadi şuradan diğer eşyalarımızı çıkartalım. Ay Rüya, ben buraya oklava getirmiştim. O nerede? Tencere. Evet, oklavayı ben alayım, tencere. Sen çıkar. Oklava neredeydi? Ben getirmiştim onu. Ben alayım. Onu getir anneciğim. Çünkü o bize lazım. Arkadaşlar bu kevgir kepçeyi çıkartalım. Ondan sonra bu tencerenin kapağı açılmış tabii ki. Büyük ihtimalle Rüya Hanım açmış olabilir. Kapak nerede? Burada. Bunu şöyle kapatsak iyi olacak. Şunların tatlına bakar mısınız çocuklar? Kırmızı tencereler. Bunlara bayılıyorum biliyor musunuz? Kırmızı tencerelere bayılıyorum. Bu da ocak. Kırmızı tencerelerin takım olan kırmızı ocağı. Bunlar da işte. Şu da spatula gibi bir şey. Bu bıçak. Ondan sonra tava. İşte tavayı göstereyim size. Yine tavamız da kırmızı gördüğünüz gibi. Hatta böyle ocağın üzerine bile koyabiliriz. İşte büyük kepçe, kevgir, diğer çatal, kaşık, büyük işte karıştırma kaşıklarımız. Bu da rende arkadaşlar. Rendeyi biliyor musunuz rendenin ne olduğunu? Hani annelerimiz havuç, salatalık rendeliyorlar evde mutfakta. Bu da tavamızın kapağı burada kalmış. Rüyacığım, bulabildin mi? Elsa abla, ben geldim. Sen kimsin Elsa? Senin evet, burada ne işin ben var? Ben sana bugün misafirliğe geleceğim de. Ha tamam tamam, biz de Rüya ile beraber mantı yapacağız. Birlikte mantı yeriz o zaman. Tamam kim mı, anlaştık bu, mı? Bu kim? Elsa. Ben bulamadım. Oklavayı mı bulamadın? Evet. Oysa ki oradaydı oklava. Zaten nasıl bulamadın? Misafirler... Bir saniye hemen gidip ben bakacağım arkadaşlar. Bugün hemen dönüyorum. Bizim misafirler geldi. Hadi başlayalım o zaman hamurlarımızı yoğurmaya, açmaya. Ama sen önce... Ben bir oklavayı bulayım da dur. Evet arkadaşlar. Elsa geldi, Elsa. Tamam, Elsa'nın geldiğini bugün biliyorum. Bugün bize misafirler gelecek. Unuttum.
unutma. Tabii ki unutmadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriye gittim ve mor oklavamızı aldım. Çünkü bu oklavayla mantı açacağız şimdi. Renkli renkli mantılar yapacağız. Maviyi mi seçtin önce Rüyacığım? Mavili mi yapacaksın? Mavili mi yapacaksın anneciğim? Aha. Tamam hadi bakalım. Mantı yapmayı bilmiyor musun Elsa? Bilmiyorum tabii ki. Ha Elsa'ya mı sordum, pardon. Anne. Efendim sor bakalım Elsa'yı biliyor anne, muymuş? Anne bak şimdi. Ben sonra gideyim. Ben de neydi? Neydi? Çıplak olan bebeği götüreyim misafir olarak gelsin, tamam mı? Hayır hayır, şimdi biz mantımızı yapıyoruz Rüyacığım ama sonra alırız. O zaman mantımızı yapınca. Tamam, mantımızı yaptıktan sonra alabiliriz anneciğim ama mantımızı yapalım, pişirelim. Zaten sen oklavayı bulunca kadar misafir geldi Elsa. Hmm. Bak şöyle bir tane koparacağım. Şimdi nasıl yapıyoruz? Evet göster bakalım. Bir tane. Hı. Arkadaşlar bu sıra delime bakın. Evet arkadaşlar, Rüya'nın eli yaralanmıştı geçen gün, onu gösteriyor size. Şimdi size mantının nasıl yapıldığını Rüya gösterecek. Evet Rüyacığım, nasıl yapıyoruz? Saçın mı bozuldu? Yok yok, bir şey olmaz, düşmemiş anneciğim. Devam et sen. Anne babaanneler nasıl okumuştur söyleyeyim. Hadi bakalım. Şimdi bıçakla falan kesmemize gerek var mı? Bir şey yapacak mısın bunlarla? Hayır. Ha, bunları kullanmıyoruz öyle mi? İçine minicik koparacaksın. Heh. Böyle minicik koparacaksın. Heh. Sonra geri kanı taşırmış olanları da bıçakla keseceğiz. Tamam. Şimdi onun içine mi koyacaksın? Mantının bıçak içine mi koyacaksın? Bıçak lazım, verer misin? Al anneciğim bıçağı burada. Peki bu tencerede mi pişireceksin mantıyı? Bunların içine hayır, mi atacaksın? Hayır. Mantısı öyle pişirilmez. Mantı hep tavada. Tavada mı? Aa, benim annem tencerede yapıyordu ama mantıyı, ben öyle biliyorum. Ama bizim ev böyle. Hmm. Peki mantıları nasıl kapatıyorsunuz? Bana Rüya diyeceksin. Rüya Hanım, mantıları nasıl kapatacaksınız peki? Ben size öğretiyorum şimdi. Tamam, bakın, bekliyorum. Et taşırmış olanları böyle kesiyoruz. Tamam. Dışarıya taşırmış. Sonra tamam, böyle bastırıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Evet, şimdi? Sonra ucu böyle olacak. Hmm. Sonra tencereye atacak. Hangi tencere? Buna mı? İsterseniz bunu vereyim, burada pişirirsiniz. Hayır, o bizi... ben mantıyı öyle pişireyim. Ha, bu mutfakta mı pişireceksiniz? Tava doğruya düşmüş, alayım. Tamam. Tava da arkasına. Dikkatli alayım ol bakalım, dikkatli ol. Bana yani bu mutfak... diyeceksin. Rüya, bu mutfakta mı pişireceksin? Onu soruyorum işte sana. Evet, sonra da ilacımı içeceğim. Tamam. Dur şuradan yine çıkayım, pişireyim. Ama benim başım döndü sizi takip ederken Rüya. Seni göremiyorum ben pişirirken. Ocağı biraz sonra açacağız. Tamam. Çünkü daha geri kalanları. Tamam ama şu ocağın üstünde yapsan daha iyi olmaz mı? Çok rahat görürdük biz de, o yüzden söyledim ben ama sen bilirsin. Bazen o mutfak, bazen burada pişiriyoruz, bazen orada. Tamam peki. Hadi neyse bakalım. Ya buradan vazgeçtim. Oraya mı koydun? Kaşık vereyim mi? Bununla karıştırırsın. Ama daha yakmayacağız çünkü bunlar. Tamam, diğerlerini de yapalım o zaman. Şimdi sonra bak şimdi. Sonra bunları kesiyoruz. Hı-hı. Sonra böyle yılanlar yapacağız. Evet. Yılanlardan dolma yapacağız. Böyle yılan gibi. Ha bir de dolma mı pişiriyorsun aynı zamanda? O zaman dolma için başka bir tencere vereyim size. Böyle dolma yapayım. Mesela bu tencereyi vereyim diyeceğim ama bu birazcık küçük bir tencere. İsterseniz şurada bir turuncu tencere var. O galiba dolmalar için uygun olabilir şu. Ne dersin? Bu mu? Ha, pembe de olabilir, evet. Hayır. Bu daha gayet iyi. Gayet iyi mi? Sığdı mı? Hı hı. Bak. Zeytinyağlı dolma mı bunlar? Evet, zeytinyağlı. Tamam. Birazcık ayıralım. Dur bir dakika. Sıymadı. Şurasını keselim. Çünkü sıymadı böyle. Tamam. Dolmalarımız da hazır. Mantımız da hazır. Bunu buraya atalım. Bayağı zaten güzel pişecek arkadaşlar. Anne, gördüğünüz bak, gibi renkli renkli oyun hamurlarıyla ben, çok güzel mantı bak, yapıyoruz. Yani bulaşığa mı attın? Süpersin. Burada evet. Musluğun altına attın. Ama o temiz değil mi o bıçağımız? Şimdi bunu daha ocak kalmadı maalesef. Olsun, öbür tarafta pişiririz.
Şimdi diri kalan şeylerimiz nerede? Bir tane mantı var bunun içinde. Birkaç tane daha yapsaydın ama evet, iyiydi. Yapıyorum. Şimdi çok az mantı olacak. Başka bir renk seç bari buradan. Başka bir renk mantı seç istersen. Mami, ne dersin? Rüya Hanım diyeceksin. Rüya Hanım mesela bu kırmızı veya şu moru seçebilirsiniz. Bunu seçtim. Sarıyla mı yapacaksınız mantıyı? Anladım Rüya Hanım. Anne sen efendim? Burada beni bekle. Neden? Ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bu da bizim şeyimiz. El bezim o. He? Onu ne yapacaksın? Kullanacağım. Tamam anladım. Şöyle. Arkadaşlar mantımız gerçekten çok lezzetli olacak gibi görünüyor. Burada da gördüğünüz gibi zeytinyağlı dolma var. Burada gördüğünüz gibi mantı var. Elzacığım birazcık bekle. Ve şeyler de gelecek biraz sonra. Anne sen bunları yap. Ben de küçük hanım bir tane daha insanı götüreyim. Tamam mı misafir olarak? Tamam. Rüya arkadaşım. Neden benimle burada oturup konuşup sohbet edip hem de yemekleri yapmıyorsun? Seni görmeye gelmiştim oysa ki. Senin başka arkadaşların gelecek. Ben onlara bakayım. Ama ben burada yalnız kaldım Rüyacığım. Özlem Hanım var senin yanında. Özlem ablacığım. Benim karnım çok acıktı. Bu mantı ne zaman pişer acaba? Ay vallahi bilmiyorum ki Elsacığım. İstersen gel beraber bir bakalım. Ay olur vallahi Özlem ablacığım, hemen bakalım çünkü benim karnım çok acıktı. Ay ne kadar güzel kokular geliyor böyle. Rüya çok becerikli bir çocuk galiba. Harika bir mantı yapmış. Öbür taraftaki ne? Yoksa zeytinyağlı dolma mı o? Evet Elsacığım, zeytinyağlı merhaba dolma da yaptı. Merhaba arkadaşlar. Elza, bir tane de Elza sen geldin. Gel çantanı buraya koy. Elza, diğer Elza da gelmiş. Ayakkabılarını evet buraya görüyorum Özlem ablacığım. Ayakkabılarını buraya çıkart. Ayakkabılarını mı çıkartıyorsun? Sen de otur bizim yanımıza. Mantının Elza sen bütün mantıyla dolma dedin. Evet, kokusu geldi burnuna. Çok beğendiğini söyledi. Siz ne kadar çok birbirinize benziyorsunuz kızlar böyle. Çok güzelmiş elbiseniz. Hemen ben masmavi. Bir tane daha kızları götüreyim. Kimi götürüyorsun? Ben hemen geliyorum. Tamam, seni bekliyoruz. Hadi mantılar burada, birazcık daha yapalım da ondan sonra karnımızı doyuralım. Buradaki tencerelerde boş gördüğünüz gibi. Yoksa karnımız çok acıkacak yani. Ne yiyeceğiz? Bu tencereler boş. Buradaki tencereler de boş. Daha pişirmedik mantımızı. Merhaba. İnanmıyorum. Mastran gelmiş ve burada bir tane Barbie görüyorum. Ama Barbie'nin kıyafetleri nerede? Bu Barbie'yi şöyle kenara koyalım. Üşümesin Rüyacığım. Rüya. O Barbie'yi şöyle kenara koyalım anacığım. Kıyafetleri yok ya. Değil mi? Arkadaşların yanında belki üzülebilir ama Masra'yı koyabilirsin oraya. Hadi onlarla sohbet ederken bir yandan da mantını pişirmeye başla anneciğim. Kızlar hemen mantı pişiyor şunu. Evet, birazcık daha çok lavayla anneciğim. Ben ellerimi yıkayayım, öyle yapamam çünkü mantıyı. Ama ellerin temiz, zaten yıkamıştın başlamadan önce Rüyacığım. Önce yıkayayım be. Ama yıkamıştın zaten anneciğim, yıkamıştın. Ama çok kirli ya. Kirli değil ki tatlım, yıkamıştın. Hemen yıkıyorum. Tamam hadi yıka bakalım birazcık. Gördüğünüz gibi burada Rüya'nın musluğu var arkadaşlar. Rüya burada ellerini yıkıyor ve şimdi tekrardan hamur açacak. Hadi gel bakalım. Kurulamadım havluyla. Oradaki havluyla kurulayabilirsin Rüyacığım. Hadi tekrardan hamurunu aç bakalım. Çünkü bugün misafirler gelir. Evet anneciğim, doğru. Anne, oradaki çıplak bebeği niye vermedin? Anneciğim çünkü oradaki bebek üşüyebilir. Arkadaşların yanında belki morali bozulur. Baksana ne kadar güzel elbiseleri var hepsinin. Ama bakalım nedir? Hadi bakalım şimdi ondan da bir tane yapalım oyun hamuru. Ay misafirler geldi anneciğim. Sen bunu açacak mısın? Tamam sen yap ama ben mantı yapmasını bilmiyorum ki, nasıl yapacağım? Şimdi bakın. Önce bir tane koparacaksın. Evet. Anne, bir tane daha. Şöyle bastıracaksın. Evet. Sonra geri kalanları da bıçakla keseceğiz ama hangi bıçağı musluğun içine atmıştın şurada. Heh, onu kullan tamam. Çünkü Rüyacığım saçların yine çözülmüş bu arada. Neyse sabır ol. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi geri kalanları kesiyoruz taş meşle. Tamam. Çok güzel yapıyorsun mantıyı. Gerçekten çok lezzetli görünüyor Rüyacığım.
Bu mantıyı senin sayende ben de öğrendim, biliyor musun? Yoksa bilmiyordum. E sen mantı yapmayı bilmiyor musun? E bilmiyorum tabii. Senin sayende öğrendim işte. Sen öğrettin bana. Seni böyle izlerken öğrendim mantının nasıl yapılacağını. Bakın arkadaşlar. Küçücük küçücük sıkıyor onları. Değil mi Rüyacığım? İçine de kıyma koyuyor. Değil mi Rüya? Evet. Şimdi onu da buradaki ocakta pişiriyor, gördüğünüz gibi Rüya. Buradaki mutfağın ocağında pişiriyor. Aa, ilaç. Mantılarımızın bence şu altlarını aç Rüyacığım. İlaç içmedim. Tamam, ilacını iç. Ondan sonra Rüyacığım senden ricam. Çünkü misafirlerimiz çok acıktı. Baksana hiç sesleri çıkmıyor. Şurada ocağın altını aç da. Artık yavaş yavaş pişsin yani bu mantılar Rüya. Olma. Kapat kapat kapat. Ağızlarını kapat. Tencereleri öbürünü de kapat. İstersen arada sırada bununla karıştırabilirsin Rüyacığım. Anne, daha mantıları yapmadık ki. Altını açtın mı? Bak, bu kepçeyle karıştırabilirsin eğer istersen. Hayır, daha yapmadık. Bak, bu sürü yok hiç anne. Tamam, biraz acele et o zaman. Kızların karnı acıktı burada. Hem misafir çağırıyorsun hem de onları aç bırakıyorsun Rüya. Biraz acele etmen gerekiyor. Yoksa burada açlıktan bayılacaklar şak diye gerçekten. Olmaz ki böyle. Karnım açığa bayıldım. Hadi devam et. Tamam, bunu atalım. Tamam, bir tane daha zeytinyağlı dolma yap istersen. Ondan sonra tamam olsun. Hemen atıyorum, hemen atıyorum. Tamam, şöyle bir karıştır bakalım şöyle bir. Hemen atıyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. Tamam. Hadi karıştır bakalım şöyle bir Rüyacığım. Hemen geliyorum. Rüyacığım bak, renkleri çok karıştı mantıların. Tamam, bence yeterli bu kadar Rüya. Tamam yemeğim. Tamam sadece. Şimdi birazcık karıştır. Şimdi, bu sırada ben bunları şey atacağım. Tabak vereyim mi sana birer tane kızlara vermen için? Pişti mi mantı? Pişmiştir artık, ne dersin? Hayır, daha pişmedi, ocağı bile yakmadık. Nasıl yani ya? Az önce yaktın ya, gördüm ocağı yaktığını Rüya. Hayır, kapattım şimdi. Nasıl yani Rüya? Kızlar burada açlıktan bayılacaklar. Hala yakmadın mı ocağı? Sana bazen inanamıyorum Rüya. Çok acele etmeliyim anne. Çünkü misafirlerim geldi ya. Geldiler ve burada aç kaldılar yani. Çok yavaş yapıyorsun yemeği. Hadi birazcık aç. Açsın çıkış. Değil mi? Yükselt ateşi. Çıkış. Yükselt. Karıştır bir de. E tamam hadi. Yavaş. Diğerini de karıştır. Kokla bakayım, pişmiş mi güzel? Ne güzel kokuyor. Şimdi bırakalım kendini pişsin. Biz de bu sırada misafirlerle konuşalım. Tamam. Başka ne yaptınız Elsacığım? Ne var ne yok? Ay, ben de ne yapayım, iş güç. Evet, Rüya'da ne yapsın, iş güç yapıyor. Sizin sarayda işler nasıl? Karlar buzlar eridi mi? İyi değil. Kristof ne yapıyor Kristof? İşte. O da hallerde dolaşıyor ya. Ne yapıyormuş Kristof acaba? Anne, bu Elza'nın tabağına bunu kaldı. Bu Elza'nın tabağı, tamam. Ama bence artık pişmiş gibi Rüyacığım. Çok güzel burnuma kokular geliyor. Dur bir saniye, bu Monster High oturtamadık. Aaa, bir de Elza'ya da bu tabağı verelim. Tamam. Sen istersen artık şu tencereleri aç ve tabaklara yemekleri doldur anneciğim. Ne dersin? Dur bir dakika, bu Elza hiç dur. Ne söylesin? Dolduruyor musun yemekleri? Tabaklar. Herkese sırayla ver bakalım şimdi. Evet, harika. Mastrayı. Harika bir yemek. Mastrayını bekliyor. Evet, al bakalım Mastrayın. Mastrayın uyuyakalmış burada açlıktan. İnanamıyorum. Hayır, Özlem abla, ben yazarak kalmadım. Ha, karnın acıkmadı mı Mastray? Hayır, ben gidiyorum evime. Ama senin için buraya çok güzel dolma ve mantı koymuştuk. Yemeden gitme lütfen, çok üzülürüm ben. Mastray. Gitti bir de. Tamam, o zaman kızlara koy hadi. Elza'ya koy hadi. Yavaş. Yemek yere döküldü. Tamam, birazcık da bana koy. Bu tabağa koy birazcık da Rüyacığım. Yemek. Evet. Al bakalım Elzacığım. Bu da senin mantın. Afiyet bal şeker olsun. Çok güzel. Aa, bir mantı. Öbür, yiyebilir mi kızlar? Başlayabilir mi artık? Öbür Elza'ya da var. Öbür Elza'ya da mı koydun? Tamam. Afiyet olsun kızlar. Hadi kızlar.
Sen de yiyebilirsin Rüyacığım bu güzel mantıdan ve bu güzel zeytinyağlı dolmalardan. Arkadaşlar gördünüz mü Rüya ne kadar güzel mantı ve zeytinyağlı dolma yapıyor. İnanılır gibi değil. Rüyacığım ellerine sağlık. Mantıyı çok seven arkadaşlar videomuzun altına mantıyı çok sevdiğini yazabilirler. Ya da videomuzun altına bir sürü kalp bırakabilirler. Sizi çok seviyoruz çocuklar. Rüyacığım arkadaşlara kocaman bir öpücük gönderir misin? Bay bay. Bay bay. Öyle değil, kokulu öpücük. Bay bay. Çok bağırıyorsun Rüyacığım. Bay bay. Yavaş yavaş görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.